Sayın seyirciler, şimdi ekranlarınıza Abdullah Gül ile ilgili çarpıcı bir bilgiyi getireceğiz. Araştırmacı yazar Erol Bilbilik yeni çıkan Amerika Perestler adlı kitabında Abdullah Gül'ün kanlı pazarı tertipleyen Kırklar Komitesi'nin üyesi olduğunu yazdı. İşte ayrıntılar. 1968 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kazanan Abdullah Gül, 2 ay sonra yatay geçişle İktisat Fakültesi'ne kaydını yaptı ve arkadaşı Azmi Ateş'le birlikte Kırklar Komitesi'ne üye oldu. Bu komite, üniversite içinde ve dışında sol gruplara karşı sürekli çatışmaya girdi. Bu eylemlerde Abdullah Gül, dinci militan olarak sivrildi ve üniversite duvarlarına "Faşisttir, okula almayın" yazılı resimleri asıldı. Peki nedir bu Abdullah Gül'ün mensubu olduğu Kırklar Komitesi? Komite, üniversite içinde ve dışında kanlı tertiplere imza atan 40 kişilik gizli bir inzibat komitesidir. CİA'nın Türkiye'de halka ve devrimcilere karşı örgütlediği kontrgerilla ile bağlantılıdır. Komitenin kurulmasına ve eylemlerde bulunmasına dönemin MİT Müsteşarı Fuat Doğu da katkı sağlamıştır. Komitenin en önemli eylemi 16 Şubat 1969 tarihinde İstanbul'da gerçekleşen kanlı pazar tertibidir. Amerika'nın 6. filosunu protesto etmek için toplanan gençlere yapılan bu saldırıda 2 devrimci genç ölmüş, 200 kişi de yaralanmıştır. Erol Bilbilik, kanlı pazar eyleminde bugünkü adı İsmail Ağa olan Mahmut Hoca cemaatinin militanlarının kullanıldığını belirtiyor. Tayyip Gül ikilisinin iktidara taşınmasında da kritik rol üstlenen cemaat, kanlı pazar tertibinin gerçekleştiği gün tam kadro oradadır. Tertip için Dolmabahçe Camii'nde 20 bine yakın sopa depolanır ve sopalar buradan dağıtılır. Erol Bilbilik, Azmi Ateş'in kanlı pazar eyleminde görev alan kilit isimlerden biri olduğunu belirtirken, Abdullah Gül'ün üniversite çevrelerinde adı faşiste çıktığı için eyleme fiilen sokulmadığını belirtiyor. Ancak Gül eylemden haberdardır. Hatta fazla sivrilen ancak istikbal vaadinden dinci militan Gül'e üniversiteyi kazasız belasız bitirmesi için uzun saç bıraktırılır. Solcu görüntüsü verilir ve başka eylemlerden de uzak tutulur. Ancak Gül 12 Mart sürecinde 1972'de Fatih'teki vakıflar yurdunda kalırken polisin yaptığı baskınla Milli Türk Talebe Birliği mensubu 50 kişiyle birlikte gözaltına alınır. Abdullah Gül üniversiteden mezun olduktan sonra Milli Kültür Vakfı bursuyla Exeter Üniversitesi'nde öğrenim görmesi için Londra'ya gönderilir. Exeter Üniversitesi'nde İngiliz istihbarat servislerinin yurt dışı görevlere gönderilecek ajanları eğitim görmektedir. Ayrıca buradan mezun olan veya doktorasını buradan yapan kişiler daha sonra özellikle İslam ülkelerinde önemli ekonomik ve siyasi kuruluşların başına veya devlet görevlerine yükselmektedir.